Biliyorsunuz hani arada özel haberler yapıyoruz. Kıvanç Gülmez, Serdar Yiğitol çok çalışıyorlar bu konuyla ilgili içerik üretmek için. Bugün de bu iş dünyasına dönük çok güzel bir haber çalışmamız var. Önce onu da izleyelim. Ardından o kadar çok soru topladım ki hepsini peş peşe uzmanlarımıza soralım. İnsan Kaynakları Departmanı işletmelerin ihtiyacı olan insan kaynağını, eğitimlerin ve yönetim süreçlerini yöneten çok yönlü bir disiplin. Şehir efsanelerinin aksine son maaş bodrosunun alındığı yer değil sadece. İK departmanının günümüzde teknolojiyle uyumlu olarak yapılabilecek işler için kendi başına zaman harcamaması gerekiyor. İnsan kaynakları alanını seçecek olanlar muazzam bir teknolojik kullanımı, yazılım ve performans yönetimi sistemlerine hazır olmalı. İK'nın özellikle Türkiye'de bir diğer fonksiyonu da belirli kurallar dahilinde işe alım, performans yönetimi ve çalışan mutluluğunu yönetmesi. İK bu yönüyle mevcut kuralları çok iyi uygulayarak asla geleceğin mesleği olmayacak. Bu sebeple meslekte değişim kapıda. İK çalışanları yetenek avcısı olmak zorunda kalacak. İK'nın Türkiye'de son zamanlarda başarılar elde ettiği ve tüm dünyada çok önem verilen alanlarından biri de yetenek avcılığı. Gelecek vadeden ışıl ışıl parlayan elemanları kapan, yeteneği fark eden insan kaynakları turnayı gözünden vuracak. İK temsilcisi geleceğin kültür elçisi olmaya kendisini hazırlamalı. Farklı öğrencilere tamamen karşılık beklemeden eğitimler ve aktiviteler sunmak, kişisel gelişimlerine yardımcı olmak başarının anahtarı olacak. Yenilikçi, özgür ve teknolojiyi takip eden mezunları görebilen İK uzmanları tercih nedeni olacak. Doğru vizyona ve başarılı kültür elçilerine sahip olan şirketler de çok fazla yetenek çekebilecek. Big Data, sosyal medya optimizasyonu, takım oyunu ve yönetim becerisi alanlarında gelişim şart. Robot yazılımlar, akıllı sensörler ve yapay zeka küresel işbirliklerine sebep olurken, İK sektörünü de derinden etkileyecek. Çalışanların bu sıra dışı teknolojiye, hıza, değişime adapte olmaları ve eğitimleri İK sorumluluğunda olacak. Meslekte elbette robotik teknoloji, yazılımlar olacak. Ama kuruluşlar ve İK liderleri, görevleri makinelere ve robotlara devredip büyük verilere hakim olmak yoluyla bu değişime yanıt verecek. Şimdi insan kaynakları ile ilgili çok güzel bir toparlama bu.